Evet. Bizim gerçek kendiliğimizi örten, onu gölgeleyen, hatta gölgelemekle kalmayıp onu tamamen kapatan bir kısım benlik hallerimiz var. Ve bunlar bize kendilerini dayatıyorlar. Yani bize kendimizle ilgili bir hikaye anlatıyorlar. Tabii onu biz bir hikaye gibi algılamıyoruz. Tamamen bir gerçek gibi algılıyoruz. Halbuki o bir hikaye. Bununla ilgili yazarın bir kitabı vardı. Biraz bunları kısmen irdeliyordu. Bir yabancı bir yazar. Düşündüğün kişi değilsin diye bir kitap. Düşündüğün kişi değilsin. Bugün de biraz o bizi tahakküm altına alan, bizi baskılayan, bize hükmeden ve İslami literatürde nefse emmare denilen, yani emredici benlik diye bunu çevirebiliriz. Emredici benlik. Yine bir İslam düşünürü bu benliği İngilizceye çevirirken commanding self diye çeviriyor. Yani kişiye kumanda eden, kişiye hükmeden, kişiye tahakküm eden benlik olarak bunu tanımlıyor. Çünkü bizde böyle nefse emmare deyince hemen zihinler işte tasavvuf, şeyhler, müritler, onlar bunlar böyle hemen zihin oralara gidebiliyor. Halbuki aslında bu hem Kur'an'da geçen hem de evrensel bir durum aslında. Kişiye kendi gerçekliğini unutturan ve onun yerine geçen ama onun yerine geçtiğini de fark ettirmeyen ve sanki orijinalmiş gibi, kendimizmiş gibi bize kendimizi tanımlama tuzağına düşüren benlikler aslında bunlar. Bugün yine bunlarla ilgili birkaç örnek üzerinde durmaya çalışacağız. Mesela çok masummuş gibi görünen suçlayıcı bir görünüme bürünebilir bu tahakküm eden benlik. Kişide böyle sürekli bir suçlama hissi, kendi kendini suçlama. Hatta bazı kişiler bunu işte nefsi levvame zannederler. İşte bak kendini kınıyorsun falan gibi. Bununla karıştırırlar. Çok çok yanlış bir şey. Aslında kendini suçlama bir anlamda utanç hissinden kaynaklanabilir. Bir anlamda da farkına varılmayan bir kibirden kaynaklanabilir. Hani ben bunu nasıl yaparım? Ben bu hataya nasıl düşerim gibi. Böyle kendi kendimize işte kendi imajinatif benliğimizi yukarıda tutmuşuzdur. O imajinatif benliğe uymayan şeyleri de ben asla yapmam diye düşünmüşüzdür. Sonra o yapmam dediğimiz bir şeyi yapınca da tırnak içinde kendi kendimizi suçluyoruz gibi bir görüntü oluşur. Kişi kendini çok suçluyor. Hatta bazen bu o kadar tahakküm eder ki insana, bazen kişinin kendisine fiziksel zarar vermesine, hatta bazen kendini öldürmesine yol açar. Örneğin işte biraz Japonlarda böyle bir tuzak var. Hani böyle onurlu bir şey gibi görünüyor ama aslında tabii ki hani otokritik yapmak ayrı bir şeydir. Öz eleştiri yapmak çok önemli, çok değerli bir şeydir. Ama kendini suçlayıp ben bu hatayı nasıl yaptım deyip intihara kadar gidecek bir yol izlemek yani o ölçüde de yanlış bir şeydir. Ve bazı kişiler bu suçlayıcı benliği bir türlü aşamadığını düşünür. Neden? Çünkü orada işleyen mekanizma nasıldır? Ben bunu yapmamalıydım. Ben bunu nasıl yaptım? Hani o kendi
kurgusal benliğine bunu yakıştıramaz. Hani şunu desek makul bir şeydir. Ya bu fıtratıma uymayan bir şey. Ben de bunu yaptım, demek ki fıtratımdan biraz uzaklaştım. Fıtratımı idrak edemedim. Fıtratımı es geçtim. Bunu diyebiliriz. Ama ben bunu nasıl yaptım dediğinde burada başka bir hikaye dönmektedir. Ve kişi bunu algılayamadığı müddetçe de bunun çok matah bir şey olduğunu düşünür. Hakikaten de birçok insan aslında böyle bir benliği böyle kolay kolay, ya bu burada bir nefse emmare var. Burada aslında biraz altını deşersek kibirli bir benlik var. Yorumunu yapamaz. Çünkü öyle bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ya bak, biraz kendini fazla suçluyor. En fazla bunu deriz yani. Halbuki kim kimi suçluyor burada? Eğer ben fıtratımdan konuşuyorsam, o zaman derim ki çünkü fıtrat suçlayıcı değildir. Fıtrat kritik yapar, analiz yapar, değerlendirme yapar. Ama böyle topyekün bir suçlayıcılık barındırmaz. Hata etmişsindir. Bir duyguna, bir düşüncene, bir dürtüne yenilmişsindir. Ve o hatayı yapmışsındır. Bu da fıtratına uygun olmayan bir şeydir. Biraz fıtratından uzaklaşmışsın. Fıtratını es geçmişsin. Fıtrat böyle değerlendirir. Yoksa aksi takdirde böyle işte keşke ölseydim, keşke bunu hiç yaşamasaydım diye böyle tırnak içinde sanki kendi kendimize hücum ediyormuş gibi davranış aslında metaforik olarak da bence çok anlamlıdır. Otoimmün hastalıklara benzer. Otoimmün hastalık nedir? Kişinin bedeninin bir bölümünün diğer bölümünü hasta etmesine yönelik faaliyet yürütmesidir. Mesela işte sinirleriniz harap olur veya kaslarınız harap olur. Bunu kim yapıyor? Gene bedenin bir başka mekanizması yapıyor. Kendi kendini güya tedavi etmeye çalışırken bir nevi kendi kendine zarar verir. Bu bir nevi aslında işte psikolojik düzeyde kendi kendimizi suçlamanın beden düzeyindeki bir iz düşümüdür diyebiliriz. Bu nasıl yanlış bir şeyse, hatta tıp çoğu defa bu gibi şeylere çare bulamıyor. Neden? Hani tırnak içinde vücut kendi kendini yiyor yani. Bedenin bir bölümü öbür bölümünü düşman kabul etmiş, düşman zannedip orayı tahrip ediyor. İşte bu o yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Kendimizi suçlamanın alternatifi hiç hatalarımızı görmemek midir? Hatalarımız üzerinde hiç düşünmemek midir? Hatalarımız üzerinde hiç kafa yormamak mıdır? Hayır, bu da değil. Çünkü öbür türlü de gerçekten mesela bazı insanları yine böyle de görürüz. Bazısı suçluluk hissinden kaçtığı için hiçbir şeyi umursamaz. Ya tamam, yaptıysak yaptık der ve geçer. Bazısı da o kadar kendini suçlamıştır ki oradan da bir çıkış yolu bulamamıştır. Artık hani battı balık yan gider, boş vermişliğe bırakmıştır kendini. Bunlar da sahte şeylerdir. Evet, tabii ki analiz yapacağız. Tabii ki değerlendireceğiz hatalarımız varsa. Tabii ki bunların üzerinde gerçekten anlayışla ve hoşgörüyle duracağız. Tabii ki düzeltmeye çalışacağız hataları. Ama bu asla, tırnak içinde söylüyorum tekrar, kendimi suçlama değil. Çünkü o hata yapan benim gerçek kendim değil zaten. Çünkü şunu unutmayın, kendini suçlarsan elinde suçladığın kendinden başka ne kalıyor? Hiçbir şey kalmıyor. Kendini suçluyorsun zaten. Kendin suçlusun. O zaman ne kaldı? Geriye hiçbir şey kalmadı. O sizi aynı zamanda çıkmaza sokar. Ve çok tahakküm edici bir benliktir yani. Yani
bildiğiniz gibi değil. Bunu yaşayanlarınız daha iyi bilir. Ve çok insanı böyle rahat bırakmayan, hatta bundan dolayı bazen insanların kendilerini böyle uyuşturuculara, işte içkiye veya işte böyle hani bu suçlayıcı benliğin meydana getirdiği sıkıntıdan kurtarmak için kişiyi böyle eğlenceye, boş vermişliğe götürebilen bir benliktir aynı zamanda. Neden? Çünkü baş edemiyorsun. Ne zaman tırnak içinde kendinle baş başa kalsan, baş başa kaldığın kendin berbat bir kendin. Suçlu bir kendin. Yani idam etmen gereken bir kendin. O zaman senden ne kalıyor? Senden geriye bir şey kalmıyor. O zaman yapacağın en iyi şey nedir? Bunu unutmaktır. Unutmaya çalışmaktır. O yüzden buna karşı gerçekten sakinliğe ve dikkate ihtiyacımız var. Çünkü çok makul gibi gözüken, yani kendini suçlamak, bak ne kadar adam kendini suçlamak. Hatta biz mesela Türk toplumunda tabii bazıları da iyice yüzsüz hale geldiği için bak diyoruz Japonlara, adam hata yapmış, intihar ediyor. Değil mi? Hani bir hoş bir tarafı var değil mi? İnsana şu anlamda hoş bir tarafı var. Ya adama bak, yani hatasını görüyor ve hatasının bedelini ödemeye çalışıyor. Veya öyle hata yaptım deyip böyle ne var ki deyip geçiştirmiyor. Evet, saygı duyulacak bir tarafı var ama nereye kadar? Kritik yapıp bundan ders alıncaya kadar. Yoksa gidip bunu kendi hayatınla ödemek gibi bir şey olmamalı. O yüzden bu benlik çok çekici de bir benliktir. Hatta belli bir ölçüde takdir edilen bir benliktir. Bak adam hata yapmış, kendini eleştiriyor, görmüş hatasını, kendi kendini kınıyor, yani ne kadar kıymetli bir şey gibi algılarız. Ama bu çok ince bir noktadır. Tıpkı bedenin bedene aykırı olan, bedenin doğasına uymayan bazı kanserojen hücreleri temizlemesi gibi, bu güzel bir şeydir. İçimizdeki o immün sistem yanlış olan, yanlış işleyen, yanlış fonksiyon gören hücreleri temizler. Bu çok güzel bir şeydir. Ama haddini aşıp, sınırı aşıp bedenin normal şeylerini de tahrip etmeye kalkınca o zaman büyük bir yıkım meydana geliyor. O yüzden suçlayıcı benliğe karşı dikkat etmek gerekir. Çözüm de boş vermek değildir. Hatanı hiç düşünmemek değildir. Ya bunları boş verelim, bunlar can sıkıcı şeyler, güzel şeylerden konuşalım gibi böyle. Çünkü bir de böyle bir nefsi emmare kalıbı da var. Ya işte boş ver, tamam, yani bir daha yapmayacağım falan. Bazı böyle yaramaz çocuklar vardır. Sürekli yaramazlık yapar ama ne zaman yakalanırlarsa hemen ya bir daha yapmayacağım, yapmayacağım, söz veriyorum diye böyle hemen paçalarını kurtarmak için hemen söz verirler. Yani böyle hıpızı da söz veriyorlar. Böyle hani şimdi Türkiye'de mahkemeler birkaç yıl sürüyor ya, bunlar böyle bir saniyede yapmayacağım, yapmayacağım, kesinlikle yapmayacağım falan diye böyle paçalarını kurtarmak için kaçarlar. Bu da bir başka nefsi emmaredir. Bunun bir kısmının nedeni olumsuzlukla kalmaktan rahatsız olan bir başka benlik vardır. O olumsuz halde olmak istemez. Bir kısmı da kendini bu nedenle bedel ödeme durumunda görmekten kaçar. Hani bir bedel ödemek istemez. Hani bak bir otur 10 dakika şurada otur, yaptığın yaramazlık üzerinde 10 dakika düşünüver. Zor bir şey mi? Değil aslında. Hani niye yaptım? Hangi motivasyonla yaptım? Neyi göz ardı ettim? Biraz bunu 10 dakika düşün deseniz o yaramaz çocuk bunu düşünmek istemez. O 10 dakika bile düşünmek istemez. Hocam mesela büyükler de bunu düşünmek zaten mesela. Yok zaten hani sakallı şöyle, çocuklar. Hani biz Japonların biz çocuk... yaptığını çok radikal, doğru, ben de katılıyorum hani hayatına son vermek. Bizde insanlar bir sürü yanlışlar yapıyor. Evet. Diyor ki 70-80 yaşına gelince ya ben namaza başladım diyor. Yani sadece o kadar. Aslında hani anladığı da bir şey yok. O bütün yaptıklarının silindiğini sanıyor.
O da bir aldatıcı benlik değil mi? Tabii. O da başka türlü bir aldatıcı benlik. O yüzden hani bir benlikten kaçarken başka bir benliğe yakalanmamaya dikkat etmeniz gerekir. Yani o tür tuzak benlikler var da. Birinden kaçarken hani yağmura doludan kaçarken şeye yağmurdan kaçarken yok yağmurdan kaçarken doluya doludan kaçarken şimşeğe denk gelebilirsiniz. O yüzden biraz sakin olun. Yani bu benliklerden kaçmaya da gerek yok. Sakince fark edin yeter. Çünkü bir benlikten kaçıyorsanız o benlik yani o kaçan benlik bir başka tuzak benliktir. Yani kaçan benliklere kapılmayın. Bırakın nereye kaçıyorlarsa kaçsınlar, siz kaçmayın. Onlar kaçsın ama siz kaçmayın. Siz bir şeyden kaçmayın, bir şeyi fark edin. Bilinçli olarak bırakın. Bilinçli olarak bıraktığınızda o zaten gidecektir. Sizin kaçmanıza gerek yok. Yani biz bir benlikten kaçmak zorunda değiliz. Yani kaçarsa onlar kaçsın. Hani bu tırnak içinde kendilik ülkesinin sahibi biziz. Biz niye kaçalım oradan değil mi? Kendimden kaçıyorum. Niye kaçayım? Kendimden kaçmak olur mu? Ama o kendimden kaçıyorum dediğin kendin sahte bir kendinse ondan tabii ki kaçarsın. Ama kaçtığında nereye kaçarsın? Yaban ellere kaçmış olursun. Mesela işte üzülmek istemiyorum, kendimden kaçıyorum. Öfkelenmek istemiyorum, kendimden kaçıyorum. Sıkıntıdan kaçıyorum. Kendimi bomboş hissetmekten kaçıyorum. Yalnızlıktan kaçıyorum. Mesela yalnızlıktan kaçıp bir şey bulan var mı? Yok. En fazla kaçarsın. Ve ilişkilerin hep bir kaçışla yürür. Halbuki ben niye yalnızlıktan kaçayım ki? İşte kendi kendimle kalmak bana çok sıkıcı geliyor. Neden? Çünkü kendi kendimle kaldığımda böyle işte kimse sevmiyor, kimse aramıyor, kimse sormuyor. Böyle çok berbat bir şey ya. Kendim çok berbat bir şey. O zaman ne yapacağım? Tabii ki kaçacağım ondan. Kendimden kaçacağım. Nereye kaçacaksın kendinden? Ki o kendin değil. O yüzden kendimden kaçıyorum dediğinizde mutlaka onun altında bir sahte benlik vardır. Çünkü kendin kaçılacak bir şey değildir. Aksine senin öz yurdundur yani. Ana vatanındır. Ondan zaten kaçamazsın. Kaçan başka bir şeydir. Yani kendimiz kendimizden kaçamayız. Gerçek kendimizden kaçan, bizi gerçek kendimizden kaçıran bir şeydir. Gerçek kendimizden kaçmak diye bir kavram söz konusu olamaz. Gerçek anlamda gerçek kendimizden kaçmak diye bir kavram söz konusu değildir. Bir şeyden kaçıyorsan, o kaçıran, seni kaçıran şeye bak, neden kaçırdığına da bak. Seni neden kaçırıyor ve seni kim kaçırıyor? Kim kimden kaçırıyor? İkisi de sahte. Kaçtığın şey de sahte. Seni o kaçtığın şeyden kaçıran da sahte olan bir şey. O yüzden sakince bak. Bir yere kaçman gerekmiyor. Bir şeyden de kaçman gerekmiyor. Sadece sakince bak. Sakince bakabilirsen ve bunda sakin kalabilirsen o zaman bir illüzyon gitgide kaybolacak. O illüzyonun sisi gitgide aralanacak ve sen bir şeyleri daha olduğu gibi göreceksin. Bir bakacaksın ki abartılı bir korku seni kaçırıyor. Veya sıkıntıdan kaçıyorsun ama sıkıntıdan zamanını öldürmeye kaçıyorsun. O zaman dikkat edeceksin. Kim seni niçin neden kaçırıyor? Sakin kalabilirsen ki o sakin kalabilme özgürlüğüne her zaman sahibiz. Çünkü orada da bir benlik geliyor ve sakin kalamıyorum. Kim kalamıyorsa bırak onu da kenara koy. Sakince kenara koy. Dursun, kovma onu. Kavga etmene gerek yok.
şurada bir yaramaz çocuk var düşün. Ben sakin kalamıyorum, gürültü yapmak istiyorum diyor. Niye? Niye gürültü yapmak istiyordur? Çünkü içindeki bir sesten kaçıyordur. Bir gün bir çocuğa böyle mizacını da söyleyeyim. Mizacı da böyle tip 7 bir çocuktu. Böyle yerinde duramıyor. Dedim 5 dakika iç dünyanı gözleme oyunu oynayacağız dedim. Nasıl oynayacağız dedi. Dedim böyle oturacaksın şimdi koltukta. Ellerini dizlerine sakince koyacaksın. Ve gözünü kapatıp böyle içine bakacaksın. Ne var içeride? Şöyle 1-2 dakika geçmedi yani. Belki 1 dakika bile geçmedi. Çok rahatsız edici dedi. Çünkü içinde artık hangi şeyler varsa, hangi duygular, hangi düşünceler, hangi sesler varsa, işte canım sıkılıyor diyen bir benlik mi var, işte ben şimdi ne yapacağım diyen bir benlik mi var, böyle boş boş durursam boşluğa düşerim diyen bir benlik mi var, böyle içerisini sevmedim dedi, içerisi hoşuma gitmedi dedi ve tekrar oyunlara daldı. Aslında bu nedir? Aslında biz bazen görürüz ya böyle çocuk çok yaramaz. Aslında kaçıyor bir şeyden. Sıkılmaktan kaçıyor. İç dünyasının boşluğundan kaçıyor belki. Ne yapacak ki? Tefekkür edeceği, hissedeceği bir şey yok. Üzerinde çalışacağı bir şey yok belki. Veya iç dünyasına çekilince, deyim yerindeyse, orada belki hatırlamak istemediği hatıralar var. Yüzleşmek istemediği hatıralar var belki. Ve onlarla yüzleşemediği için de ömür boyu onlardan kaçıyor. Şöyle oturup bir yüzleşse, aslında belki yarım saatlik bir yüzleşmeyle 30 yıllık bir kaçıştan kurtulacak. Belki yapacağı bir iç hesaplaşmayla 30-40 yıllık bir kaçıştan kurtulacak. Ama o yarım saatlik, bir saatlik, bir günlük hesaplaşmayı yapamadığı için sürekli kaçmayı tercih ediyor. Hani bu bazen şeye benzer. Böyle bir eviniz vardır, biraz bakımsızlıktan harap olmuştur. Ve siz artık orada oturmayı göze alamazsınız. Tamir de etmeyi düşünemiyorsunuz, edemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O evi terk ediyorsunuz. Aslında bizim bazı benliklerimizin bize yaptığı da budur. Biz uzun yıllardır kendimizi tırnak içinde terk etmişizdir. Sürekli ömrümüz bir kaçış hikayesidir. Bazen sosyal alana kaçarız, sosyal hayata kaçarız. İşte faydalı olayım, işte tartışayım, işte böyle sosyal gündemle ilgileneyim, işte kim doğru yapıyor, kim yanlış yapıyor, onlarla uğraşayım diyerek aslında farkına varmadan kendinizden kaçıyorsunuzdur. Ve bir benlik size sosyal hayatta işte ne oluyor, ne bitiyor, kim ne diyor, kim doğru söylüyor, kim yanlış söylüyor, bunlara dair bilgi edinmeyi, bunlara cevap vermeyi faydalı da bir iş gibi size yutturur. Mesela benim içimde böyle bir benlik vardı bir zamanlar. Yani sürekli kitap okuyordum. Yani okuduğum kitaptaki bir cümleyi hani kime, hangi tartışmada, nerede söyleyeceğim diye okurdum mesela. Farkında da değildim. Sonra bunlar üzerinde çalışırken bir baktım ben öyle kitap okuyorum. Yani işte şu kitabı şunun için okuyayım, bu kitabı şu konuda okuyayım. İşte Marx'ı okuyayım ki solculara cevap vereyim falan filan. İşte şunu okuyayım ona cevap vereyim. Bunu okuyayım şu tartışmada ağzım iyi laf yapsın. Dedim ben ne yapıyorum yani. Bir de tabii hoş gibi de gözüken bir şey. Bir şeyler öğreniyorsun falan filan. Hani istediğiniz kadar köpürtebilirsiniz bu benliği. Ve bu benlik sizi bir ömür boyu aldatabilir. Hem de çok iyi aldatır. Bu konuda kitaplar bile yazabilirsiniz öğrendiğiniz şeyler üzerinden falan. Bir de işe yaradığınızı düşünürsünüz ama aslında olay bir kendinden kaçıştır. O yüzden bu tür benliklerin farkında olmaya ihtiyacımız var.
sosyal hayat kötü bir şey değildir. Sosyalleşmek yanlış bir şey değildir. Ama sosyal hayatta kendimi ispat etmek yanlış bir şeydir. Sosyal hayattaki etkinliklerim üzerinden kendimi ispat etmek, sosyal hayatta tırnak içinde var olamadığım zamanda da kendimi böyle işte boşmuş gibi, hiçbir işe yaramıyormuşum gibi, hayattan kopmuşum gibi hissetmek yanlış bir şeydir. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu bazen böyle kendimizi bir yerde ispat etme tuzağına da düşürür. İşte sosyal hayatın içinde kendini ispat etmek. İşte insanların düzelmesi için mücadele etmek. Bir de egoya da hoş gelen bir şeydir. Ben doğruluğu, adaleti, işte sevgiyi temsil ediyorum. Bununla ilgili bir kısım sosyal organizasyonlara katılırım. Fedakarlık yaparım ve o egom der ki, tamam şimdi iyisin, seni beğendim, kendini ispat ettin, hem de güzel şeyler yapıyorsun. Bir de insanlara da aktaracağı şeyler bunlar. Çünkü görünür şeyler. O yüzden daha doyurucu. Ve bir gün birisi bana ikinci bir karara kadar hiçbir sosyal faaliyette bulunmayacaksın dediğinde böyle ağlayasım gelmişti o benliğin. Aslında o benlik ağlıyordu yani. Üzülen o benlikti. Ben değilim. Ben değildim. Ama o an kendim üzülmüş gibi hissettim. Dedim ki ben ne yapacağım o zaman? Hani bütün hayat damarlarım kesilmiş gibiydi. Ve tabii ki o benim o benlikle sakince yüzleşmemi sağlamıştı. O yüzden bu anlamda sosyal benliğe karşı da uyanık olmaya ihtiyacımız var. Evet, bu konulara ta suçlayan benlik üzerinden şey yaptık. Beklentili benlik tuzaklarına da dikkat etmek gerekiyor. Bu işte hayattan beklentili benlik, Allah'tan beklentili benlik, ilişkilerinden beklentili benlik. Bunun bir kısmı geçmişle ilgilidir. Mesela geçmişte bir kısım beklentileriniz gerçekleşmemiştir. Annenizle, babanızla ilgili, başka işte öğretmeninizle ilgili veya hayatınızda belli bir etkisi olmuş kişilerle ilgili beklentileriniz gerçekleşmemiştir. Ve o benlik sizi sürekli ya mağduriyetle, ya öfkeyle, ya birilerinin sizin hakkınızı yemiş olması gibi olgularla aldatmaya çalışır. Aklınıza her geldiğinde yani işte böyle bir anne babam olmamalıydı, böyle bir aile olmalı, daha farklı bir aile olmalıydı, böyle değil ama. Belki o zaman her şey çok daha güzel olurdu. İkide bir o benlik sizi orayla oyalar. Mesela hiç bu size tahakküm eden bir benlik gibi gelmiyor değil mi mesela? Ama nasıl tahakküm ediyor bir bilseniz. Ama hiç tahakkümü hissettirmiyor. Hani derler ya, hani yılan birini ısırmadan evvel üflermiş, biraz böyle hipnotize edermiş. O benlik de öyledir ve tatlı tatlı gelir size. Ya işte ailenden de sen hiçbir hayır görmedin ya. Yani çok da şey olmadılar. Hepsi kendi işlerinde, güçlerindeydi. Kimse seni anlamadı diye böyle tatlı tatlı yaklaşır. Ama bu böyle ikide bir sürekli de olur yani. Ne zaman bir sıkıntınız olsa o benlik sizi oraya götürür. Zaten sen şanssızdın. Zaten senin ailen seni anlamadı ki. Bu yanlıştır demek değil yani. Bu aile hikayesi doğrudur belki. Ama o benlik beni niye sürekli oraya götürüyor? Oraya bakmamız gerekiyor. Yoksa aile dinamikleri gerçekten öyle olabilir. Ama niye bir benlik sürekli beni oraya götürüyor ki? Ha tabii ki işte tırnak içinde onun hikayesi de hoş geliyor tabii. Değil mi? Çünkü topu taca atmış oluyorsunuz. Yani benim bazı öyle tanıdığım insanlar vardı. Bir konuyu böyle işleriz, üzerinde çalışırız. En son şuraya bağlanır. Ailem böyle olmasaydı çok farklı olurdu değil mi? Diyorum ki bak topu gene taca attım yani. Yani ne diyeyim? Evet olmayabilirdi. Ne olacak şimdi? Hani ne oldu? Olmayabilirdi. Hatta kesin olmazdı. Ne yapacağız şimdi?
Ya işte ben şanssızım. Bakın top taca gitti ve maç dışarıda oynanıyor. Sahada artık maç yapılmıyor. Kişi şu an mevcut durumu üzerinde çalışmıyor. Ve bir bakıyorsun bomboş bir yerde zihin dönüp duruyor. Bu tabii ki hani size bir sorumluluk yüklemiyor. Sizi bir konuda bir şey yapmaya götürmüyor. Sizin kendi üzerinizde çalışma gibi bir meseleye götürmüyor. O yüzden farkına varmadan topu taca atan bir benliktir bu. Geçmiş hikayen ne olursa olsun onu bilmeliyim. Bu onu örtmek değildir. Ya boş ver, düşünme değil. Tanımalıyım bunu. Hani atıyorum, beni sokağa atan bir ailem olsa bile bunu tanımalıyım, bilgi olarak bilmeliyim yani. Evet, attılar, cahilliklerinden, psikolojileri bozuktu, hayatın üstesinden gelemeyeceklerini düşündüler, enflasyon çok yükselmişti falan filan. Neyse yani, en saçma hikaye bile olabilir. Ama ben oraya kendimi hapsetmemeliyim. Benim hikayem oradan başlamıyor. Benim hikayem göklerden başlıyor. Semavi bir varlık olarak kendimi idrak ediyorum. Ete kemiğe bürünüp bu dünyaya geliyorum. Bir ailenin içinde doğuyorum. O ailenin benimle bağlantılı olan olgusu, hikayesi budur. Ama ben o hikayenin öznesi değilim. Ben o hikayeyi sadece deneyimlemişim. Çocukluğumda tabii ki nasıl deneyimledim? Çocukça bir akılla deneyimledim. Ama şimdi yetişkin bir birey olarak ben o olaya hangi gözle bakıyorum? Bir mağduriyet hikayesi gözüyle bakmıyorum. Ben niye böyle bir ailede doğdum gibi böyle tırnak içinde sanki çok anlamlı bir soru soruyormuş gibi bir soruyla girmiyorum. Bu benim için bir deneyimdi. Şuna da girmeyin arkadaşlar. İşte benim böyle bir aileye ihtiyacım varmış falan filan. O da elinizde patlayabilir. Yani sonra bir benlik der ki ya niye öyle bir aile falan diye patlayabilir eliniz. Ama sizi biraz rahatlatıyor gibi görünebilir bu hikayeler. Bunlara hiçbirine gerek yok. Ne oldu? Bu oldu. Bitti. Niye oldu? İşte aileni sen seçtin de seçmedin de işte ruhlar aleminde aslında sen seçtin hatırlamıyorsun. Aslında senin tam da böyle bir aileye ihtiyacın vardı. Çünkü sen şunun üstesinden gelmeliydin falan. Buralara hiç girmemenizi tavsiye ederim. Gerek yok. Olgu olarak bak. Alacağın bir ders varsa al. İşine bak. Şu ana gel ve kendi işine bak. Oralarda kendimize böyle tatmin edici hikayeler üretmemize gerek yok. Olanı gör, olanın senin üzerindeki psikolojik etkilerini fark et, onlardan adım adım ayrışmaya gayret et ve şu anki yolculuğunu dikkatle değerlendirerek yolunu tamamlamaya çalış. Bu kadar. Yoksa sürekli böyle ama neden? Çünkü şunu unutmayın, zihin sürekli neden sorusunu sormayı sever. Neden, 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 hep neden. Zihniniz nedenlere belli bir ölçüde cevap verir ama bir yerde tıkanır. Takdir böyleymiş, olacak olan olmuş, ben şimdi ve buradayım diyebildiğiniz zaman ki sizi böyle demekten alıkoyacak birçok benlik vardır içinizde. Kıyaslayıcı benlikler, kendini mahrum hisseden benlikler, işte ben bunu hak etmiyordum diyen benlikler, bir sürü benlikler vardır. Hepsine gülümseyin, kavga etmeyin. Geçen birine sordum, işte bir benliğini anlattı, ne yapıyorsun dedim, küfrediyorum dedim, küfretme, yok dedi ona küfrediyorum. Yok dedim, ben de biliyorum ona küfrediyorum da ona da küfretme dedim yani. Ne gerek var? Kızmana gerek yok, öfkelenmene gerek yok bir benliğe. O benlik gerçek bir şey değil ki ona kızacaksın. Sen ona kızmakla sanki o gerçekmiş gibi ona muamelede bulunuyorsun.
Ve farkına varmadan aslında dikkat etsen o Karagöz Hacivat oynatanlar gibi aslında ikisi de senin enerjinle besleniyor. Biz üretiyoruz onları değil mi hocam? Yani? Evet. Birine kızmakla aslında öbürünü de tetiklemiş oluyorsun. O yüzden sakince gülümse ve bırak. O gittikçe zayıflayacaktır. Onun bazen böyle otomatik bir tarafı da olur. Hani bırakıyorum demekle bazı benlikler hemen gitmezler. Bazı düşünceler otomatiktirler. Böyle otomatik pilot gibi veya böyle bir kelimeyi ezberlemiş olan papağan gibidirler. Onlarla gereksiz yere kavga etmenize gerek yok. Gülümseyin ve işinize bakın. Hani Kur'an diyor ya, onlara bir cahil laf attığında onlar selam deyip geçerler. Siz de öyle. O cahil benlikler size laf atar. Ben haksız mıyım? Aptal değil misin? İşte beceriksizsin. Yalan mı söylüyorum falan. İşte sen bunu hak etmedin. Niye yaptılar ama sana? Sen haksız mısın bu konuda? Bir sürü size böyle hikayeler anlatır. Otomatiktir, kalıptır. Ve siz onları ikna etmeye çalıştıkça da bir türlü ikna olmazlar. Çünkü geçmişin hesabını yapamayız yani. Anlatabildim mi? Geçmişin hesabı diye bir kavram psikolojik düzeyde yoktur. Geçmiş fark edilip bırakılmayı hak eder. Yoksa geçmişle hesaplaşamazsınız. Mesela bazı insanlar vardı işte falan geçmişte bana bunu yaptı, filan geçmişte bana böyle dedi. Ne yapacaksın? Sana öyle diyen artık elinde bastonla dolaşıyor. Ne yapacaksın? Döveyim mi yani? Döveceğim mi onu? Ne olacak? Veya ölmüştür yani. Bak benlik boş kaldı. Ama diyor ki içimdeki sönmüyor diyor. İşte ben de sana onu diyorum. O içindekine bak. O içindeki senin başının belası olmaya çalışıyor. Onu bırak. Gülümse ona ve bırak gitsin. Benim hesabım yok. Senin hesabın olabilir. Sen git hesabını nereden alacaksan al. Ben kimsede bir hesabım yok. Kimsede bir alacağım yok. Diyebildiğinde ki bu özgürlüğe sahipsin. Ama o benlik sana tahakküm ettiği müddetçe de o hesaptan vazgeçemezsin. Ve bir benlik seni ömür boyu alamayacağın bir hesabın başında tutturur. Hani böyle bazı insanlar vardır. Böyle hani Aziz Nesin'in bir hikayesi mi vardı? Böyle 40 yıl, 50 yıldır devam eden davalar vardır. Git gel, git gel, git gel. Hani birkaç nesil ölmüştür, halen dava devam ediyor. Zaman aşımı da. Evet. Benliklerin böyle cehaletleri vardır. Halbuki benim işim birinden alacağımın hesabını mı yapmak, yoksa Allah'ın verdiği kendi fıtratımın zenginliklerini mi yaşamak? Yani ondan alacağım şey ne ki yani? Hadi aldım diyelim, ne olacak? Neyle baş başa kalacağım? Ne olacak ki? Halbuki senin sonsuz güzellikte ve huzurda ve mutluluk içinde olan bir fıtratın var. Sen bu fıtratı hak ediyorsun ama bak o benlik seni bu fıtratından alıkoyuyor. Seni bir hesabın peşine düşürüyor ama en büyük hakkından seni alıkoyuyor. En büyük hakkın ortadan kalkıyor. Sen bunu göremiyorsun çünkü. Ve biriyle olan hesabının öfkesindesin. Belki kinindesin. Belki mağduriyet hissindesin. Bir ömür boyu onu yaşıyorsun. Oraya bir yapışıyor ki. Yani bu da biraz bizim toplumumuzda abartılan bir şey. Yani kul hakkıysa kul hakkı. Ben kimin kuluyum? Allah'a kuluyum. Allah'a bırakıyorum. O bana ne ki? Senin hakkın. Ya ben hakkımı Allah'a devrettim. Diyemiyor. İşte niye diyemiyor ego? Orada büyük bir şey var zannediyor. Seni oraya kitlemiş. Hani bazen olur ya, konu 1 lira değil. Konu hak hukuk.
bir insan var mı diyor. İşte ben buradayım, hakkını benden talep etsin. Hikaye uzun da kısa kesiyorum. Biri diyor ki var diyor. Tabii herkes şaşırıyor. Yani kim peygambere böyle diyecek? Herkes şaşırıyor. Var diyor. Ne var? Ya bir gün diyor böyle sen devenin üzerindeyken ben de deveyi çekerken kırbacını da bana vurdun gibi geldi. Yani belki vurmak niyetiyle değildi ama ben öyle hissettim falan demiş yani. Böyle bir şey söylüyor. Ben de sana vuracağım diyor. Yani ben de aynısını yapacağım diyor. E tamam peygamberim diyor ki tamam yap diyor. Ama diyor benim o zaman sırtım açıktı diyor. O zaman peygamber sırtını açıyor. Tabii orada böyle Müslümanlar çok heyecana geliyor. Hani ona diyorlar ki kardeşim bak ne istiyorsan verelim sana hakkını helal et. Peygamberi böyle şey yapma falan filan. Hani kimi para teklif ediyor, kimi böyle büyük sermaye teklif ediyor falan. Hayır diyor ben diyor kırbaçla peygambere vuracağım. Tamam hafif vuracağım ama vuracağım yani. O da öyle vurmuş gibi geldi bana diyor. Tabii peygamber de sırtını açıyor ve o sahabi gidip peygamberin sırtından öpüyor, ona sarılıyor ve diyor ki işte sana olan sevgimden dolayı böyle yaptım, benim hiçbir hakkım yok ya Resulallah deyip ona olan sevgisini ifade ediyor. İşte aslında bu tabii hani peygamber cephesinden bize neyi ifade ediyor? Hiçbir zaman başkalarının size yaptığı yanlışlara çok fazla zihninizi takmayın. Hepimizin az çok vardır. Anne babamızdan olabilir, yakınımızdan olabilir, öğretmenimizden olabilir. Vardır, bir şeyler vardır yani. Küçük büyük. Ama ha, bunları analiz edin. Bunlar bende ne gibi bir iz oluşturdu, onun bir psikolojik etkisi oldu mu? Bunu analiz edip çözümleyin ama zihninizi şuraya takmayın. İşte benim ondan hakkım var, ondan hakkımı alacağım falan diye böyle aşırı bir odaklanma tuzağına düşmeyin. Burada %100 haklı bile olsanız bu yaklaşım sizi oraya tutsak eder. Yani oraya takılmanıza neden olur. Zihniniz, dikkatiniz, varlığınız, bütün hissiyat ve düşünce dünyanız ikide bir sizi oraya götürür. İkide bir oraya götürür. Ve zihniniz sürekli onunla meşgul olur. Bundan kazanacağınız velev ki o hak olsun, o bir değer anlamına gelmez. Sizin varlığınızı, enerjinizi, dikkatinizi, şuurunuzu tutsak eder bunlar. En fazla hani nefsiniz sizi çok fazla meşgul ediyorsa ya Rabbi ben falan konusunda hak sahibiyim ama hakkımı sana teslim ettim. Sen nasıl istersen öyle hallet. Deyip bırakın yani. Çünkü ondan size verilecek şey çok büyük bir şey değildir. Çok küçük bir şeydir hatta. Neden? Çünkü geçici bir şeydir. Sınırlı bir şeydir. Sana kendi gerçek varlığın yeter.